hocamızın sunum başlığı hijyenanın amaçları. Bu hijyenayı bilenler bilmeyenler için sağlık tanrıçası, hocamız sağlık tanrıçasının amaçlarının hijyen yapının orijini olarak esas alınması gerektiğini savunuyor gibi mi geliyor. Bakalım dinleyelim dinleyeceğim. Buyurun. Hoş geldin yani. Buna böyle baktığınız zaman bizim insanoğlu olarak kısıtladığımız şey bu. Biz bunu bakarız ve tanımlarız. Yani bizim tarafından yapılmadığı için. Bir şekilde biz bunun içine doğmuş olduğumuz için bizim yapabileceğimiz sadece bakınız burada 7 tane omur var. Burada 12 tane var. Şurada kaburgalar var. Aralarında bilmem ne var. Orada bu var, bu var, bu var, bu var. Betimleyici bir tıp algısı oluşturursunuz. Yani tanımsaldır. Bu tanımlama sizin ezber kabiliyetinizle ilgilidir. Çok iyi ezberlerseniz çok daha fazlasını da söyleyebilirsiniz ama nasıl çalıştığını anlamanız mümkün değildir. Sadece ezberleyerek bir takım şeyleri çok bilirseniz o zaman size daha büyük hocalık vasfı da üretebilirler. Aynı sistemi kesitsel olarak gördüğünüzde bakın bambaşkadır. Bu görüntü 1860'daki kitapta vardır, bugün hiçbir kitapta yoktur. Bir kolu bir yerden kestiğiniz zaman segmenter sistemin kaslarda da aynı şekilde olduğunu. Beyindeki şu fax dediğimiz yarığın, bunu bize aslına bakarsanız cevizle ilişkilendiririz ve inanınız cevizle aynı olabileceğini de anlarsınız. Çünkü hakikaten sistem öyle bir ilişkidir ki ürün nihai formuna eriştiğinde farklı farklı görünse bile çalışma mekanizması aynıdır, mantık aynıdır. Kalbin içerisinde bir fibroz iskelet olduğunu, dolayısıyla buna harap ederseniz eğer katlederseniz yine neden olabileceğinizi 1860'daki kitaptan öğrenebiliyorsunuz ancak. Tıp şu an geldiği yerde artık endüstrialize olmuştur. Bu kadar endüstrileşmiş bir tıptan yeni bir şey çıkmaz. Ne yapar o tıp? O zaman diğer şeyleri yani elektroniğe bağlar, bilgi, işlem, iletişim, enformatik bunları kullanarak ilerlemeye çalışır. O zaman da farklı farklı bakabileceğiniz şeyleri sınıflandırmaya başlar. Bakınız amino asitler dediğiniz bütün proteinlerin yapısını oluşturur. Çok önemlidir. Dokuların hepsi bunlardan bir şekilde oluşur. Bir anonim iskelet üzerine dallana 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 en sonunda aromatik dediğimiz şu uç tadı veren bizim aklımızın çalışmasını sağlayan sisteme dönüşür. Bunların içerisinde metiyonin dediğimiz özel bir tanesi vardır. Sütürlüdür. Ve DNA'nın yazılımını kontrol eder. Çok fazla mekanizma da biraz evvel beyefendi sordular biz bu toksik maddelerden nasıl korunabiliriz diye. Bu alınmak zorundadır. Bunu aldığınız zaman bu merkezi bir sütür havuzunu oluşturur. Nereden alırız derseniz iyi bir yoğurttan ancak alabilirsiniz. Konu hep başlangıçta benim okumam gıdaya başladı. Niye? Çünkü yoğurdun ekşimediğini Mutlu Tönbekeci, Kulaklar Çınlasın, Vatan Gazetesi yazarı fark etti. Bana göre Newton'un pozisyonuna geldi. Çünkü ben de aynı yoğurdu alıyordum ve ekşimediğini fark etmemiştim. O fark etti. Newton düzeyinde bir bakış açısı. Herkesin yediği, yaptığı bir şeyin farklı olduğunu bir kişi fark eder. Diğerlerine bu görüş ulaşır. Benden de size ulaştı ama ben bir şey yaptım. Arada okumaya başladım. Bu sülfür havuzunun önemi şuradan geliyor. Bu sistem homosistein, metiyonin vesaire en sonunda glutatyon denen bir sisteme dönüşüyor. Bu glutatyonu siz vücudunuzda artıramazsanız savunma sistemi çöker. Bütün reaksiyonların ortak, baz, duraklatan, onun sınırlarını belirleyen mekanizması bu şekilde işler. Dışarıdan bunu metiyonin olarak almak zorundasınız. Fakat bu metiyonin bir esnesi vardır. Sisteine dönüşebilir. Bu pool'u yine oluşturur, havuzu tutar. Ancak gıdanın işlenmemesi formunda vardır. Yani bir şekilde siz bunu işlemeye kalkarsanız, aşırı işlemden geçirirseniz, kondanze ederseniz, uçurursanız suyunu ya da basınçlar geçirirseniz bunlar çift sülfür bağları yaparak bağlanırlar. Bu sülfür bağlarınız sisteyin açısından çok önemli bir şeysi daha vardır. O da bizim dokumada kullandığımız yünlerin
kuşların kanatlarının merkezi sistemini oluşturur. Sülfür üzerinden kurulu bir sistemdir. O yüzden yaktığınız zaman çıkan kokuyu hatırlayınız. Kaşınızla yaktığınızda aynı şey kokuyu alırsınız. Saç kanlı kokuyu verir. Bu bulunmak zorundadır. Bu olmazsa eğer yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Şimdi az evvelki tartışmaların merkezi noktasında aslında Werner Heisenberg var. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi diye bir kavram vardı. Siz eğer bir cisim için pozisyonunu saptamaya çalışırsanız bunun momentumunu artık ölçememeye başlıyorsunuz. Flulaşıyor. Aynı şey tıpta da söz konusudur. Heisenberg belirsizlik ezgisinde bir gen ya da faktörün ne durumda olduğunu anlamaya kesin olarak çalışırsanız bu durumda işler bulaşık, bulanıklaşır. Bu tersine de geçerlidir. Bu aynı zamanda şu anlama da gelir. Siz eğer elinizdeki teknolojik imkanları sonuna kadar kullanır ve bir maddenin ithalat gibi varlığını anlamaya çalışırsanız diğer maddelerin ne olduğunu anlayamazsınız ama bir şekilde daha çok saptar hale de gelirsiniz. Saptadığınız şey gerçekten etkin bir sonuca neden olur mu bu bilinmemektir. Sorun buradan çıkıyor. Aynı şey bizim tıbbın da başındadır. Özellikle işlerinizde lütfen özel sağlık sigortası gibi şeylere sahip olanlarınız gittikleri zaman check-up, map-up gibi şeylerle çok fazla tetkik yapılmasının önüne alın. Çünkü bu tetkikler illaki bir şey saplar. Sapladığı zaman bu basitinden bir tiroid nodülü de olabilir. Tiroidinizi alırız, üstüne radyoaktif bir nodül içiririz. Bütün sistem dayağı atar. Ondan sonra çıktığınız zaman siz yine mutlusunuz. Çünkü tedavi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Aslında bir şey yok. Sorunu yaratırsınız, ondan sonra o sorunu çözmekten ötürü mutlu da edersiniz. Arada sigortadan parayı da çekersiniz. Bir lökositin 1000 olması nedeniyle 40 bin liralık sigorta poliçesinin iptal edildiğini biliyorum. Ve uzun bir filmin tek karesini görüyoruz. Hali hazırda şu anda uzun bir filmin tek karesi ve bir belirsizlik yine söz konusudur. Bunun içerisinden ya biz Taylor dediğimiz kişiye özel bir şey çıkartacağız, yani bir bilimi anlamaya çalışacağız ya da filmin sadece bir sahnesini görerek geçeceğiz. Bu filmin tek sahnesindeki espri şudur. Bunun maket ya da canlı olduğunu bilemezsiniz. Bilen bilir, Bond filmlerinden, Goldfinger'dan sanıyorum alınmış bir sahnedir. Maket ya da gerçek olduğunu bilemezsiniz ama şunu bilirsiniz. Patolog aynı sorunu yaşar. Bir hastalığın tanısını koyarken önündeki mikroskoptaki cama bakmaktadır. Aynı şey laboratuvardaki fitalet ölçen kişi için de geçerlidir. Fitalesi ölçer. Bir şey bulabilir ama bunun sorun yaratmadığını hiç kimse bilmez. Hayvan deneyleri insan sistemine ne yazık ki uyarlanabilirliği yoktur. Yani siz istediğiniz kadar farelerde bir deney yapın. Farelerin, hele hele farelerin, kemirgen sisteminin, kolajen yapısı tamamen farklı çalışır. İnsanla bir ilişkileri yoktur. Dolayısıyla yaptığınız sonuçların, araştırdığınız sonuçların bir yere varmadığını göreceksiniz. Ve sihirli moleküler arayışı buna karşı bütün tıpta devam etmektedir. Analizörlerle çok daha fazla analiz yapmakta şimdiler fakat bunlardan bir şey çıkmaz. Analiz makineyle yapılmaz. Analiz beyinle yapılır. Ve yeni bilgi çıkartıp bundan çok miktarda yayın da türetebilirsiniz. Bizim akademisyen takımının, tarafının merkezi dolmasıdır. Ne kadar çok yayının var, kaç yayının var, kaç yayının var, infak faktörü kaç yayını yaptın, hangi dergiye, hiçbir önemi yoktur. Bu textbooklardan siz sadece bir taraf üstüne herhalde iki cilt yazabilirsiniz rahatlıkla bugüne kadar üretilmiş bilgi çerçevesinde. Ve başlangıçtan saparsanız bu buna dönüşebilir ve bunu algılamayabilirsiniz. Burada amaç da işte o mekanizmayı anlatmak için bir şey. Şimdi efendim, gıdadaki değişimden ben size daha önce çok bahsettim. Ekrandan, oradan, buradan. O yüzden buna tekrar gelmeyeceğim ama biz boya sorunundan bahsediyoruz. Efendim, azot boyalar var biliyoruz. Bakınız bu buna dönüşmüş. Fark ettik mi? Hayır, fark etmedik. Bu zaman içerisinde oldu. Bu 40 gündeki kilaya geliyor. Bu normalde 6 ayda belki böyle oluyor. Rengi kırmızı, unutulmuş, geçmiş, boylu var, pişmez. Çünkü içinde kolajen var. İngiltere'de oraya gittiğiniz zaman bir saat 40 dakikada pişer diye üstüne yazmışlar. Yani olayda bir hata zaten var. İngiliz hükümeti yazıyordu. Yumurta. Bakınız bu renkteki yumurtalar buna dönüşmüş. Niye? Çünkü klordan geçiriyoruz. Klorla yıkadığınız zaman üzerindeki pigment tabakası çok incedir. Portakalın turuncu tabakasının inceliğini düşünün kabuk kalınlığına göre aynı şekilde. Hiçbir şey değişmez. Doğanın tezahürü hep aynı. Çok ince bir tabaka vardır. Klordan geçirdiğiniz anda pigment oradan kalktığı için ve dolayısıyla içine de biraz kalsiyum çekildiği için vurup kıramadığınız yumurtalara dönüşür. Bu klor bunun içine sızar mı? Tabii ki sızar. Niye sızmasın ki?
İçine sızacaktır. Bu sızmasının bir avantajı vardır tüketici açısından. Kokuyu ortadan kaldırır. Yumurta kokmaz hale gelir. Çocuk bana market yumurtası alın demeye başlar. Çünkü normal sülfürlü yumurtayı çocuk yiyemez. Bu doğanın kanunudur. Çocuklar sülfürlü yapıyı aramazlar. Çünkü büyümekte olan beden, az evvel size söyleyeyim, sistein grupları nedeniyle sülfür kabul etmez. Sistein grubu varsa artık iskelet şekilleniyor demektir. O yüzden çocuklar daha nötr tatları isterler. Ette değişiklik var ama şuna geldiğiniz zaman azo boyası falan filan hikayeli. Patenti 1997'de alınmıştır. Bir ilaç firmasına aittir. Firma desantralize olduktan sonra tröst yasaları vesaire öyle de böyle. Buna pigment skalası adı verilmektedir. Bütün yumurtaların sarıları, bütün tavukların istediğiniz renkleri, somonların sarıları bununla verilmektedir. Bunu içine koyarsınız diyelim. Hayvan bunu yediği zaman hangi sarıyı istiyorsanız bakın numaraları var. O sarıdan bu pigment oluşur. Dolayısıyla bunun test edilmişliği var mıdır diye sorarsanız yoktur. 97'de alınmış. Çok yeni. Piyasaya girmiş mi girmiş. Test edebilir misiniz edemezsiniz. Nerede test edeceksiniz ki? İnsanlarda uygulanamaz. Belli. İnsan hakları nedeniyle. Farede kullanma deneyi yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Dolayısıyla ortada test edilecek bir şey yoktur. Zaten kimsenin de test ettiği yoktur ama bizim önümüze fitalatı atarlar. Deri yandan onlar boyamaya devam ederler. Bunun hormonal etkisi var mıdır? Kesinlikle vardır. Yarı sentetik karotenoid türevleridir. Kimya bilenler bileceklerdir. Retinoid asit gibi vücudun yapılanması, şekillendiren maddelerin hepsi bunlardan yapılır. Kaynak nedir? Esas kaynak tabii ki güneştir. Güneşten gelmek zorundadır ama bir yumurta tesisi günde 3 milyon yumurta üretiyorsa eğer bunun güneşten bir şey alması mümkün değildir. Az evvelki sorulardan bir tanesine bir tepki olarak vereceğim ama santralizasyon, büyük tek firmalar kurma, işte acayip tesislere gidip diğerlerini de işletmecik, üretimhanecik diye görmek mantıklı değildir. Çünkü bu şekilde giderseniz merkezi büyük bir sistem bir gün göçecektir ve diğerlerinin ekmeklerini ellerinden alacaksınız. Niye? Çünkü artık insanlar değil, bantlar çalışmaktadır. Hiçbir firmada siz işçi çalıştığını gördünüz mü? Bant vardır. Bant operatörü vardır. Bant akar, biri başında durur. Arada bir tanesi devrilirse diye koskoca ilaç fabrikasını 30 kişiyle idare edebilirsiniz. Çünkü stoklama bile robot tarafından yapılmaktadır. Bu sistem sürmez. Sürdürülebilirliği yoktur. Ama bu şekilde yaparsanız gıdayı ucuzlatacağınız için iş çözülür. Şimdi efendim bir puzzle mantığını size anlatmaya çalışacağım. İnsanoğlunun vücudunu anlarken biz hep lineer mantıkla düşünürüz. Ucuca eklenir. Aditif yan yana bir sistem, jigsaw puzzle diyorlar. İki değil, biz bununla tabloyu oluşturmaya çalışırız. Fakat sistemin böyle çalışması olasılığı çok zayıftır. Çalışması da gerekli değildir. Niye? Öbür türlü bakarsanız hiyerarşik kutu kutu içi modeller de geliştirebilirsiniz. Bu konuşmanın bu kısmı moleküler biyoloji kongresi için hazırlandı. Gayet de güzel oldu. Ne demek istediğimi anladılar ama Rubik küpü dediğiniz zaman olayın şekliyle değişir. Bakınız değişen organize edilebilir bir sistem vardır. Sizden bir rengi bir tarafa toplamanızı ister ama şart değildir. Beş köşeye mavi ortaya sarı da toplamanızı isteyebilir. Sizin tahmin gücünüze ve çözme yeteneğinize bağlıdır. Daha da ilerisi vardır. Kodlayan tekrarlayan bir sistemdir ve enigma yaparsınız. Enigma'da ilk kodu verirseniz eğer sistem bütünüyle kendini kodlamaktadır. Bir sonraki aşamada kodu değiştirebilirsiniz. Bütün şey her şey değişecektir. Dolayısıyla aslında sistem farklıdır. Yine de düşünce her zaman tekrarlar. Üç tane mantık vardır. Ya bir ideogram form oluşturursunuz, ya ses oluşturursunuz, ya da bunu akord edersiniz. Akord etmek çok önemlidir. Eğer doğru akord edebilirseniz o zaman farklı bir tını yararsınız. Yanlış akort ederseniz aynı etkiyi almayabilirsiniz. Fakat tıbbın kısıtlılığı, mevcut olan durumu, bir damar mesela, hepimiz biliyoruz damarın 3 aşağı 5 yukarı nasıl olduğunu. Gerçekten biliyor muyuz? Tabii bilmiyoruz. Bildiğimiz şey bunun bir boruya benzerliğidir. Bir modelleme üzerinden gidilir. Damar hortumdur, cilt kaportadır, kalp pompadır, göz kameradır. Bunun tabii gerçekten hiçbir alakası yoktur. Bunlar bizim benzetmelerimizdir. İnsan vücudu üst üste eklenerek puzzle gibi yapılan bir sistem değildir. Yani önce kaslar, kemik ortada oluşur, üstüne kas kaplanır, üstüne deri kaplanır. Böyle bir kavram yok. Hepsi bir anda oluşur. Bir anda oluştuğu için de bu biyolojideki temel açılımın başka bir şeyi getirir bize. Form farklıdır
Ama işte genellikle aynı kalır. Böyle baktığınızda hiçbir şey varoluşun ötesine geçemez. Bunu unutmayalım. Ve bunlara dikkat ettiğinizde hep düşünceli tekrar edildiğini görürsünüz. Bakın Rosetta taşının şifreleme sistemiyle Enigma'nın şifreleme sistemi farklı değildir. Düşünceler hep tekrarlar zaman içerisinde. Canlılara baktığınızda da benzerdir. Bir mikroorganizma etrafında bir kabuğu vardır. Bu kabuğa karşı bir antibiyotik geliştiririz. Çünkü kabuğu çözerseniz mikroorganizma suyla şişer ve patlar ölür. Aynı şey canlı yumurtada nasıl vardır diye bakarsanız yine aynı şey vardır. Ortasında yolk vardır, boyaya yaptıkları. Blastolis denen fetusun canlının geliştiği yer. Fakat görüyorsunuz çizimi. Tabaka 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 tabaka. Hep birbirinin üstüne kaplama gibi düşünüyoruz. Taze yumurtayı yerken lütfen düşünün. Soyabilir misiniz? Soyamazsınız. Çünkü yumurta kabuğu üstüne kaplanmış bir şey değildir. Kalsiyumu sistemin içerisine entegre eden bu bir kalsifikasyon sistemidir. Siz onun içinde ancak kaşıkla sıyırabilirsiniz. Bayatlama durumunda ama az evvel arkadaşlarımızın o etrafa bayatlamış ayakkabından fiteler çıkar mı mantı? Evet böyle bir şey olur tabii. Yani bayatlarsa dışarıya doğru fitelete verir. Çünkü bayatlama durumunda örgü çözülür. Örgü kabukla içerisi içinde çözülmeye başladığı zaman siz kabuğu kolay sürersiniz. Ama piyasadakiler klorla yıkanlar için siz onları her zaman kolay sürersiniz. Sadece kırmaları biraz zordur. Kalsifikasyon sisteminin detayı budur. Kabukta da kemikte de fark etmez ama buraya geldiğinizde iş değişir. Çünkü yeni bir canlı formu oluşurken etrafına yine bir şey olur. Bu dolanan şey ise artık kabuk değildir. Buna biz koza diyoruz. Kozanın yapısını oluşturan sistem, deriyi oluşturan sistemden tamamen farklıdır. Canlı yalnız değişimi sağlayabilmek için bunun olmak, içinde olmak zorundadır. İçinde değişebilir sadece. Aynı şey mesela metamorfozun bazı türlerinde kurbağalar bunu yapabilmek için mağaranın içine geçmek zorundadır. Mağaranın içinde değişebilirsiniz. Asla dışarıda değişemezsiniz. Ya üzerinize bu kozayı örersiniz, yani tekrar eskiyi hatırlarsınız. Ya canlılığınızı yitirirsiniz. Bakın tüyler. Bunlar bir kuşun değişik tüyleri. Bunların içinde primer olanlar var. Sizden ricam yakında bir tarihte önünüze bir tüy düşerse lütfen bakın. Tüyü alacaksınız elinize. Birazdan tekrarlayacağım. Şöyle tutun. Şöyle sallayın. Tüyün bir şeyi tutup tutmadığını anlamaya çalışıyoruz. Yani tüyün tuttuğu şey havada. Tüyün havayla olan yüzey teması mıdır yoksa tüyün içerisindeki şey havaya karşı bir rezistans mı oluşturmaktadır? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun hava olması da gerekmiyor. Tekrar söylüyorum. Newton yer çekimini bulduğunda yer çekimi vardı. Kuşlar yüzer, uçmaz. Biz uçtu uçtu diye biz adını koymuşuzdur. Bakınız gökyüzündeki kuşa. Kuş yüzmüyor ki, uçmuyor ki, yüzme hareketi yapıyor. Sığırcık sürülerini düşünün, yüz binlerce sığırcık aynı anda kalkar. Rotasyon hareketini yapar, aynen su altı belgeselleri gibi hiçbirinin kanadı birbirine değmez ve tekrar inebilirler. Aynen balık sürüleri gibi. O zaman bizim hava algımızla su algımızın aslında yine bizim tarafımızdan oluşturduğunu anlayacaksınız. Böyle baktığınız zaman kuşların kanatlarından geyiklerin antler dediğimiz uzantılarına gelir. Bakınız bu her sene tekrar çıkar. Her sene hayvan bunu döker. Etrafında velvet adı verilen bir kadife kılıf vardır. Velvet tabakası kışa doğru kurur. Ticari maksatla yetiştirilmesinin nedeni bu geyiğin boynuzunun son derece faydalı olmasıdır. Özellikle erkekler için büyük önem taşır. Siz bu velveti kurumadan çıkartabilirseniz kesin dilim dilim satabilirsiniz ve bu uzak doğu pazarının Avustralya'nın önemli bir ticari gelir kaynağıdır. Ama şu uzama işlemi günde 2 santim hızla meydana gelir boynuzdan. Bu 2 santim sonunda yine bunu ertesi seneye oluşturur. Yani şunu demek istiyorum. Bu sistem içerisinde çalışan genler dahil hiç fark etmez. Damarı çatallandıran gel neyse bunu çatallandıran gel de aynıdır. Bakınız bir salamanderin bacağının rejenerasyonu. Salamander dediğiniz hayvan bacak kolundan koparsa onun bütünü tekrar rejenere edilir. Ne yapar? Tekrar bütün dokular çözülür. Bu dokunun içerisinden bir şekilde yeniden modelleme meydana gelir ve en sonunda mükemmel kullanılabilir bir bacağı hayvan elde edebilir. O halde şuraya geliyoruz. Form zaten vardır. Çünkü genlerle bunu açıklayamıyoruz. Bizim yapabildiğimiz tek şey var. Geni nakavt ederseniz, ortadan kaldırırsanız formda bozulma görüyorsunuz. Ama form yine gerçekleşiyor. Ya da hayvan hiç canlı kalamıyor, canlılığını yitiriyor. Dolayısıyla
Matrix dokuyu belirler, hastalıkları da belirler. Yani hayvanın hızlı büyümesi, tavuğun 2 kilo ağırlığa 40 günde gelmesi ancak Matrix'ini çözerseniz mümkündür. Bunu fitalatla da yapabilirsiniz. Aynı şeyi çünkü bilinç endüstrisi yapmış. Fitat inhibitörü kullanıyorlar, yeniden faydalanmayı artırmak için. Fitat dediğiniz şey, gıdanın içerisinde doğal olarak var. Siz bunu ortadan kaldırırsanız doku çözülmeye başlar. Çözülen dokunun içerisinde daha fazla adeneyi daha kısa sürede tutturabilirsiniz. Ve formun yöreye özelliğine bakın. Burası Shetland'ın koyunu, bu da Shetland'ın midiniz. Form yine yere göre değişir. Yani siz bir ağacı alıp dağda yetiştirirseniz, mesela bir Lübnan sedirini, çok top bir ağaç elde edersiniz, bundan geni yapılabilir. Ama aynı formun Akdeniz bölgesinde yetişeri tamamen birbirinden farklıdır. Diğerinden zamanında Nuh'un gemisinin yapıldığı söylenir. Suya karşı özellikle bu kavimliği suyla birlikte güçlenmektedir ama diğer ağacın böyle bir özelliği yoktur. Nitekim form değişkendir ama zaten vardır düşüncesini bilirseniz bakış açısı değişmeye başlar. Kimelik bir hayvanı görüyorsunuz. Hakikaten kimeladır, Photoshop değil. Ve Rodin'in zamanında dediği şey o zaten içinde vardır. Ben kazdım, çıkarttım diyor. Böyle baktığınızda bugün bilmediğimiz, bilimsel yayın olarak bildiğimiz modern dergilere geçmiş. Mesela Blaşko çizgileri diye çizgiler insan yüzünde zaten var olduğunu biliyoruz. Uygun hastalık ya da zemin ortaya çıktığında bunlar görünür hale gelir. Baktığınızda siz de fark edeceksiniz. Bir kedinin ya da kaplanın gözlerini görmeye başlıyorsunuz. Bizim için önemli olan kısım ise deri. Çünkü deriye baktığımızda deri bir örtü değildir. Az önce hocam söyledi. Deri bir organdır. Organ özelliği nereden gelmektedir? İçinde D vitamin sentezi yapılır. Tek başına yeterlidir. Ve D vitaminin karşılığı böbrektedir. Bakınız, D vitamini yapılıp vücuda verilmiyor. Başlamsızlığın yapımı o böbreğe gidiyor. Böbrek de bunun devamı getiriliyor. Aynı şey karaciğer için de söz konusudur. O halde deriye baktığınızda yapılacak olan işlemlerin zaten sizlere bellidir. Bugün mesela hijyenanın kumaşları diye eğer biz antibiyotikli kumaş üretmeyi düşünüyorsak onun için kullanacağını şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü antibiyotiği verirseniz florayı değiştirmeye başlarsınız. Antibiyotik florayla etkileşirse insanın vücudu azar. Bunun başka bir ifadesi eğer siz bu florayı bozarsanız floranın esprisi flora heritable'dır. Yani bir sonraki kuşağı miras olarak aktarırsınız ama dışarıda çoğaltılamaz. Ne olduklarını sadece bir teknik nedeniyle biliyoruz. Başlangıçtaki şey, bir yöntem geliştirilmiştir. Oradan bakarak hangi mikrop taksalarının, türlerinin içinde yaşadığını biliyoruz. Ama dışarıda çoğaltamıyoruz. Anneden bebe heritage olarak, miras olarak geçirilebiliyor. Aynı şey sindirim sistemi için de geçerlidir. Dolayısıyla bir şey vardır. Bu deri ortamdan bir şey hissetmektedir. Ve hissettiği şeyin ne olduğunu bilmiyoruz, nasıl hissettiğini de bilmiyoruz ama hissetmektedir. Venüs'ün doğumu, bu bir önceki konuşmanın aslında içerisinde bir yerlerde vardı. Bakın nereden betimlemişler? Deniz kabuğundan çıktığını düşünüyor. Niye bilmiyorum. Öbürü elinde bir kumaşla geliyor ve üstünü örtmeye çalışıyor. Çıplak olduğundan bir hissettir. Dış dünyayla tanışmaktadır. Dış dünyayla tanışmak dediğiniz zaman bu sadece örtünmek ya da sadece sıcaklığı korumak anlamına lütfen almayın. Dışarıda bir impuls geliyor, hayvan ona göre bir şey uzatıyor. Niye Shetland'ın tüyü daha fazla uzuyor ki? Shetland'ın hayvanını götürüp Avustralya'ya yerleştirirseniz o tüyü boyutunu alamıyorsunuz zaten. Aynı şey Merinos için de geçer. Bu cildin sınırının deri olup olmadığı sorusunu doğrudan getirir. Çünkü metamorfoz olayı ne olursa olsun bir şekilde bu sistemin içerisinde gerçekleşmektedir ve çıktığı zaman artık başka bir canlıya dönüşmüş. İki tane dolayısıyla sistem tanımlarsınız. Bir tanesi yündür. Öbürü de ipektir. Yün ve ipek birbirinden tamamen farklıdır. İpek ve yüne baktığınızda tarihte çok fazla önem verilmiştir. Nedenini bilmiyorum ama Bursa'daki ipeklerin kraliçeye gittiğini geçen haftalarda anlattılar. Yüne baktığınızda ise sımsıcağı ötesinde başka bir kavram vardır. İpek eskir mi? Onu da bilmiyorum. Biliyorsanız lütfen söyleyin ama yün eskir onu biliyorum. Bir yün kazağı uzun süre saklarsanız kazak özelliğini yitirir. Doğaldır çünkü üstünde sülfür grupları vardır. Siz bunu istediğiniz kadar saklayın bu okside olur. Ve okside olduktan sonra artık aynı yün etkisini alamazsınız. Çektiğiniz zaman cırtlar ama mesele cırtlaması değildir. Eğer İnsan vücudu gelişirken dışarıdan bir şeye karşı bunu tutuyorsa, mesela tiroid dokusunun dış dünyayı algılaması gibi, niye cildin altındadır ki?
Çünkü dış dünyayı algılamaktadır. Mantığı değiştirirseniz o zaman bu yakanın bir anlamı olmaya başlar. Yaka boynu bir şekilde korumaktadır. Aynı şeyi tabii ki Adonis için de söyleyebilirsiniz. Testisler dış dünyayı algılar. Dış dünyada olmak zorundadır. Mutlaka ve mutlaka doğuşta dış dünyadadır. Değilse bile ameliyatla dış dünyaya getirir. Niye? Sıcaklıkla ilgili bir mesele değil. O zaman yaptığınız pantolonun ne gibi bir etkisi olduğunu da düşünmeye başlarsınız. Çünkü siz bunu dış dünyadan izole ederseniz fonksiyonu bozulmaktadır. Bu fonksiyon bozukluğu tiroid bölümüne dönüşür mü? Ben size söyleyeyim, maalesef dönüşebilir. Diğeri de seminola dönüşebilir. Yani illa dışarıdan bir şey alınması gerekli değildir. İnsan vücudu zaten dışarıyla bütündür. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi görüyorum. Arada hava diye varsaydığınız bir şey var ama havanın ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece patladığını biliyoruz. Ve tüy deneyini mutlaka yapın. Bu bakışlara bakın. Alttan gördüğü bir şeyi görüyor, çok merak ediyor. Eğer tüy bulursanız lütfen alın, şurasından tutun, kalan üstünden böyle sallayın. Salladığınız zaman direnci hissediyorsanız ondan sonra lütfen bir sonraki irdelemeye geçin. Acaba bu başka bir şey mi tutuyor yoksa düz havaya olan direncini mi sergiliyor? B şıkkı olursa aynı yüzeyde başka bir şey, tüy dışında bir şey de deneyebilirsiniz. Modellemeyi geliştirirsiniz, büyümeye başlar. En sonunda erişkine geçmeye başlayınca teri koktuğu anda sütürasyon başlamışlar. Ondan sonra işte çocuk artık ekşi yoğurt yiyebilir hale gelir. Ondan sonra çocuk, çocukken yemediği gıdaları alabilir hale gelir. Öncesinde bunu yapmaz, yapamaz. Kerin kokması gereklidir. Sülfür kaybı terle birlikte başlar zaten. Sonra matürasyon kısmına gelirsiniz. Ondan sonra aromatizasyon başlar. Yani artık akil olmaya başlarsınız. Ve arkasından yaşlanma süreci gelir. Bu kumaşlar dolayısıyla örtülmek için değildir. Bu kumaşlar yalıtmak için de değildir büyük olası. Yani giyinmenin mantığı bu değildir. Ama bu kumaşlar şıklık içindir. Dışa bağlar. İpeğin koruduğu ve yünün tuttuğu konusunu denemem gerekiyor. Yün bir şeyi tutuyor, ipek bir şeyi koruyor. İnsanlar üzerine boşu boşuna ipek bacayı şeyi sürmüyorlar. Silkin etkisi bu ama nedenini bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim size. Yün içerisi zengin sülfür grubudur. Yün içindeki sülfür grubu sisteindir ve korunmuştur. Konserv olarak geçer. Yani türden türe çok fazla farklılık göstermeyen bir DNA dizisiyle kodlanmaktadır. Ama İpeğin içerisinde sülfür çok azdır, yoktur. Bunu bir yakma nedeniyle anlayabilirsiniz. İpek yanmaz derler. İpek kozası hakikaten üzerine ateş tutarsanız yanık meydana gelmez. Sonuçta lafı topladım artık. Edison vitrinidir. Kim yaptı bunları? Bir doktor arkadaşımız yaptı. Geçen sene bir radyolog arkadaşımız İngiltere'de bir İngiliz beyle evli. Ama ben dedi bunu çok istiyorum dedi. Orada oturuyorlar. Ve bu çizimlerini gerçekleştirdi. Hertz'a gitti. Hertz bunlar için 2000 pound'a ödedi. Vitrin sergiledi, yapılabiliyor. Hertz'in tarihini lütfen Wikipedia'dan okuyun. Nereden nereye neyin aktığını göreceksiniz. Bazı şeyler küçük boyutta kalmalıdır. Bazı şeyler şirinliğini, özelliğini yitirmemelidir. Yani bir günde 3 milyon yumurta üretmek mantıksızdır. Ranzalı sistemde ışık görmeyen hayvanlar 3 milyon yumurta için tabii ki boya yedirmek zorunda kalırsınız. Aynı şey muhtemelen ayakkabı imalatı için de söz konusu. Bazı şeyler özeldir. Her yerde her kaza yapamazsınız, dokuyamazsınız. İpeğin bir kısmı Mardin'de dokunur, bir kısmı Bursa'da dokunur. Bu küçük işletmeleri korumak zorundasınız. Evet, tektir. Elfayed'in lafıdır. Nasıl Mekke tekse der? Herkese tek kalmak zorundadır. Biz Marks and Spencer değiliz der. Bakın bu dünya görüşüdür. Bu doğrudur. Teşekkür ederim.